Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz madde döngülerinden azot döngüsü. Arkadaşlar atmosferdeki serbest azot bitkiler ve hayvanlar tarafından kullanılmıyor. Bir başka deyişle bitkilerin ve hayvanların atmosferle azot bakımından bir alışverişi mevcut değil. Bitkiler ve hayvanlar öldükleri zaman toprakta organik artıklar birikiyor. Bu organik artıkların en önemlisi proteindir. Bunun dışında nükleik asitler de olabilir. Çünkü hücre içerisinde nükleik asitler var. Onlar da azotlu organik madde. Enzimler de azotlu organik madde. Bu ve bunun gibi azotlu organik maddeler bitki ve hayvanların ölümü sonucunda doğada birikmeye başlıyor. Peki bunlar nasıl doğadan uzaklaştırılacak veya tekrar nasıl değerlendirilecek, doğaya kazandırılacak? Devreye arkadaşlar çürükçül bakteriler giriyor. Yani saprofitler giriyor. Bu saprofitlere de örnekler verelim. Kim bu canlılar? Mesela mantarlar var, örnek olarak verebileceğimiz bakteriler var ve arkeler var. Başka canlı grupları da var ama bizim için şu anda özellikle mantar ve bakteriler çok daha önemli. Değerli arkadaşlar, azotlu organik maddeleri saprofitler nasıl kullanacak? Şöyle yan tarafa doğru geçiyorum. Şurada hücrem olsun, mantar veya bakteri hücresi. Şurada ise azotlu organik bir atık olsun ki en önemlisi neydi? Protein molekülleriydi. Ona örnek verelim. Şimdi protein moleküllerinin hücrenin içine girmesi mümkün değil. Çünkü kompleks bir madde. O yüzden ne yapacak bu canlı? Bu proteinleri kullanabilmesi için hücre dışına doğru enzim gönderecek. Bu enzimler hücre dışında proteinleri sindirecek ve sonuçta ne meydana geliyor? Amino asitler meydana geliyor. Amino asitleri madde geçiş yöntemleriyle alarak hücre içinde kendi metabolizmalarında kullanmaya başlıyor. Mesela bunlardan biri solunum reaksiyonları ile amonyağa dönüştürüyor. Amonyak daha sonra nereye verilecek? Takdir ederseniz toprağa verilecek. Bu süreci incelediğimiz zaman değerli arkadaşlar, saprofitler neleri gerçekleştirmiş oldu? 1. Hücre dışında sindirim yaptılar. Yani hücre dışı sindirim yapıyorlar. İkinci nokta olarak bu hücre dışı sindirim nasıl değerlendirebiliriz? Proteinler polimer bir madde, amino asitler ise monomer bir madde. Bu da bize şunu gösteriyor. Kompleks olan organik maddeleri, kompleks organik maddeler basit organik maddelere dönüştürülüyor. Yine de hücrenin dışında. Bunun dışında bir başka ne söyleyebiliriz? Değerli arkadaşlar, proteinler hücre dışında sindirilip amino asit şeklinde içeriye alındıktan sonra nereye dönüştü? Amonyağa dönüştü. Proteinler organik bir madde, amonyak ise inorganik bir madde. O halde bu saprofit grubu organik maddeleri inorganik maddelere dönüştürerek madde döngülerinde çok önemli bir görev almış oluyorlar. Evet arkadaşlar, proteinlerin sindirimi hücre dışında başladı. Yani olay hücre dışında başladı ve solunum olayı da nerede gerçekleşti? Hücremizin içinde gerçekleşti. Dışarıda başlayan olay içeride tamamlanmış olundu. Evet, azotlu organik maddeler önce hücre dışı sindirim ile saprofitler tarafından hücre içine alındı. Ve solunum ve benzeri gibi olaylarla neye çevrildi? Amonyağa çevrildi. Amonyak da inorganik bir maddeydi. Bu da bize neyi göstermiş idi arkadaşlar? Organik maddeleri, saprofitler inorganik maddelere çevirdi. Peki amonyağın bundan sonraki akıbeti ne olacak? Amonyak bir dizi olaydan sonra nitrat bileşiklerine çevrilecek. Peki bu olaylarda kimler görev alıyor? Amonyağı nitrite çeviren nitrit bakterileri, nitriti nitrata çeviren nitrat bakterileri. Bu bakterilerin ekolojik önemi nedir? Bu bakteriler kemosentez denilen reaksiyonları gerçekleştiriyorlar. Yani kendi besinlerini kendileri yapıyorlar. Ototrof canlılar olarak karşımıza çıkıyor. Arkadaşlar, kemosentez yapan, ototrof beslenen nitrit bakterileri ve nitrat bakterilerinin amonyaktan nitrat yapmasına, bu reaksiyonlar dizisine nitrifikasyon adını veriyoruz. Evet, oluşan nitrat bitkiler tarafından topraktan alınıyor. Kendi metabolizmasında kullanılacak veya denitrifikasyon denilen reaksiyonlarla ve denitrifikasyon bakterileri aracılığıyla atmosfere serbest azot şeklinde de gönderilebilecektir. Denitrifikasyon olayını arkadaşlar yalnızca prokaryot canlıların gerçekleştirdiğini de
unutmamanızı tavsiye ediyorum. Arkadaşlar, aynı zamanda baklagil bitkilerinde de azot bakımından önemli bir rol var. Atmosferin serbest azotunu almaya yarayan rizobium bakterilerini köklerinde bulunduruyor. Bu bitkilerin köklerinde nodül adı verilen şişkinlikler var ve bu şişkinliklerin içerisinde de rizobium bakterileri bulunuyor. Rizobium bakterilerinin önemi ne? Atmosferin serbest azotunu kullanabilme, fikse etme özelliğine sahip. Bir kısmını bitkiye verirken belli bir kısmını da toprağa gönderiyor. Evet, topraktaki azotu etkileyen veya azot döngüsünde olan bir doğa olayı var. O da yıldırım. Yıldırım çaktığı zaman değerli arkadaşlar bir dizi reaksiyon gerçekleşiyor ve yağmurlarla toprağa giden azot toprakta sodyum nitrat gibi potasyum nitrat gibi bileşiklere dönüşüyor. İşte bu bileşikleri güherçile adı veriliyor. Güherçile ise yine şurada nitrat bileşiğimiz vardı. O nitratın olduğu kısımdan doğaya, daha doğrusu döngüye dahil olmuş oluyor. Arkadaşlar, aynı zamanda şunu da ekleyebilir miyiz? Hayvanlar idrar yapıyor. Biliyorsunuz idrarın içinde de ne var? Ürey var, amonyak var ve benzeri gibi azotlu bileşikler var. Bunu da azot döngümüze ekleyebiliriz. Azot döngüsünde toprağı azotla zenginleştiren olaylar 1. Nitrifikasyon. Amonyağı nitrata dönüştürüyor. 2. Saprofitler veya saprofitlik. Ne yapıyordu arkadaşlar? Azotlu organik maddeleri amonya dönüştürüyor. Bir de baklagil bitkileri var. Baklagil bitkilerin kökünde yaşayan bazı bakteriler bu işi gerçekleştiriyor. Toprağı azotla zenginleştiriyor. Bir doğa olayı olan yıldırım. Hayvanların idrar yapmaları, bunlar toprağı azotça zenginleştirirken bir de gübreleme ki bu da insan müdahalesiyle gerçekleşiyor. Toprağı azotça zenginleştiriyor. Peki fakirleştiren kimler? Arkadaşlar bitkiler. Bitkiler topraktan azotu alıyor, kendi metabolizmalarını kullanıyor. Aldıkları için de topraktaki azotu azaltmış oluyor. Bir diğeri ise denitrifikasyon dediğimiz bakteriler tarafından gerçekleştirilen bir olay. Nitratın atmosfere serbest azot şeklinde bulunması. Arkadaşlar doğada azot fiksasyonu dediğimiz bir olay var. Yani atmosfere serbest azotunun toprağa bağlanması olayı. Baklagillerin kökünde yaşayan bazı bakteriler bu işi yapıyor. Rizobium dediğimiz bakteriler işi yapıyor. Bir de siyanobakteriler atmosferin serbest azotunu toprağa bağlayabiliyor. Mikroorganizmalarca, mesela nitrifikasyon yalnızca mikroorganizmalarca gerçekleştirilen bir olay. Denitrifikasyon da hakeza aynı. Yalnız mikroorganizmalarca gerçekleştirilebilen bir olay. Yine azot fiksasyonu var. Yalnız mikroorganizmalarca gerçekleştirilen bir olay. Değerli arkadaşlar, rol alan olaylar var. Örneğin fotosentez. Azot döngüsünde önemli bir rol üstleniyor. Azotlu organik maddeleri yaparak. Kemosentez. Yine azotlu organik maddeleri yaparak. Veyahut da kemosentez yapan canlılar için bir enerji kaynağı olarak kullanılarak. Önemli bir rol almış oluyor. Nitrifikasyon olayı önemli bir rol alıyor. Denitrifikasyon olayı, azot fiksasyonu önemli bir rol almış oluyor. Canlıların azotlu organik maddeleri solunumlarıyla amonyağa dönüştürmeleri yine önemli bir rol almış oluyor.